bu görüntünün beyinde oluşması olay. Yani ben bunun üstüne bir şey harika bilemiyorum yani. Ya kardeşim şu kadarcık yerde bütün alem oluşuyor ya, bütün kainat oluşuyor. Ve tam renkli, üç boyutlu, ses en kaliteli müzik aletinde yok. Ben aldım dediler, en gelişmiş müzik sistem bu dediler, aldım. Yine üç boyutlu değil. Üç boyutlu bir kere ses sistemi var ve üç boyutlu ses sistemini duyan biri var içimizde. Ya bu kim yani, nasıl oluyor bu? Çok acayip bir şey, Allah'ın hikmeti. Yani ruhu Allah çok acayip yaratmış. Görüyor, duyuyor, kokluyor, dokunuyor. Eli olmadan dokunuyor. Burnu olmadan kokluyor, gözü olmadan görüyor. Kulağı olmadan duyuyor. Mesela kulağı uzun uzun anlatıyor. Kardeşim kulağın hiçbir işlevi yok ki, kulağın yaptığı elektriğe çevirmesi ses dalgalarını. Başka bir şey yok. Kulağın duyduğu falan yok. Bütün kulaklar sağırdır. Kulak sadece bir alet, makine. Yani ses dalgalarını topluyor, içeride elektrik akımına çeviriyor, o kadar. Duyanmayan bir şey yok. Beyine götürüyor. İdrak var, duyma merkezine, duyma merkezine idraka geliyor. Yani idrakta da bir şey yok, orada da bir et parçası var, şu kadarcık bir et parçası var. İdrak ne yapsın onu, gelen elektriğe, elektrik gelir oraya, o kadar. Onu orada duyan biri var, hem de çok net. Ya bu çok acayip bir şey. İşte görüntüde de öyle, bütün gözler görmez, hiçbir göz görmez. Sadece makinedir gözler, yani görüntüyü alıp beyne götüren bir makine. Elektrik akımına çevirir, idrake getirir, idrakta da şu kadarcık yerde görüntü elektrik akımı olarak verilir göze, beyne. Onu orada böyle üç boyutlu, derinlikli, bu kadar kaliteli kim görüyor? Ruh görüyor. Ama bu çok acayip bir şey. Bilim adamlarının da en üstünde durmadığı konu da bu. Ya kardeşim konu bu zaten. Ya ondan gelirse makinesini bahsediyorsun. Makine önemli ki. Asıl olan onu gören, duyan önemli yani. Biz şimdi görme deyince bu görmeyi bahsetmiyor muyuz? Biz makine sistemini bahsetmiyoruz ki orada görme deyince. Kulaktaki sistemi de bahsetmiyoruz. Yani kulağın sistemi bir elektronik aletlerde elde edilebilir. Sesi alır, titreşimi alır, elektriğe çevirir. Yani böyle bir makine yapmak mümkün. Tamam da o elektrik akımını kim duyacak? Yani sorun o, yani konu o. Ruh çünkü laboratuvara götüremiyoruz. Tüpün içine girmez. Yani insanın kendi vücudunun dışına çıkamıyor bir kere. Her insan kendi beyninin içinde yaşıyor. Şu kadarcık yerde yaşıyor. Beynin içerisinde. Yani mesela dışarıya o kadarcık yerin içerisinden bakıyor. Bizim bir odamız var küçük, beynimizin içinde. Bir büromuz var. Önümüzde bir monitör var. O monitörden dünyayı seyrediyoruz. Sesleri de oradan duyuyoruz. Görüntüleri de oradan görüyoruz. Beden altımızda. Yani koskoca dev bir makine düşünün. Dev bir cisim düşünün. O dev cisimin içinde biz bir büromuz var küçük. 1 milimetre kadar. O büronun içerisinde yaşıyoruz. Orada kavgalar oluyor, olaylar oluyor, savaşlar oluyor, bilmem ne. Kader denen olay işte, kaderdeki olan görüntülerin hepsini orada görüyoruz. Asıl konu budur, yani çok hayatidir bu. Darwinizm, materyalizm, şu bu falan, bütün konular üstündedir bu. Şimdi bizim iman hakikaten anlatıyor ama yani tamam, harika, güzel diyeceklerdir. Mesela kuşlar acayip şeyler yapıyor, yuvalar yapıyor, örümcekler çok mükemmel ağ kuruyorlar. E peki bu olay? Bu hepsinin üstünde, çok büyük olay bu yani. Ya atomun yapısı mesela harika hakikaten. Mühendislik harikası. İnsan mühendislik hakikaten. Çok şahane. Yani mühendis gözüyle bakıldığında müthiş bir matematik oran ve müthiş bir teknoloji kullanıldığı görülüyor. Ama ruh incelenemiyor ki. Yani bir şey, vücudun dışına çıkamıyor ki insan ruhu incelesin. Hiçbir insan ruhunun dışına çıkamıyor, beden dışına çıkamıyor. Şimdi mesela biz diyoruz ki görüntü, mesela şimdi ben sana bakıyorum, pırıl pırıl çok sevimli, tatlı bir varlık olarak görüyorum. Biz onu beynimiz içine görüyoruz ama dışarıdaki görüntüsüne bir bakıyoruz bilimsel açıdan. Simsiyah karanlık. Çünkü ışık denen şey dalga. Aydınlık değil, dalga veriyor. O zaman
dalgayı, simsiyah ortamda meydana gelen dalgayı beyin aydınlık ve pırıl pırıl olarak görüyor ve renkli olarak görüyor. Renk de yok dışarıda. Dalga boylarının farklılığına renk olarak yorumluyor beyin. Yani dalga boylarının farklılığını renk olarak vurguluyor, algılıyor beyin. O, konu bu. Mesela ses de öyle. Çıt yoktur dışarıda. Dalgalar vardır. Radyo dalgaları var, televizyon dalgaları var, ses dalgaları var. Belirli bir dalga boyundaki sesleri bizim vücudumuz alıyor, radyo gibi. Onun üstündekileri almıyor. Mesela eğer televizyona göre de yaratılmış olsaydık, bütün televizyon kanallarını görebilirdik biz beynimizde. Bütün kanalları seyredebilirdik. Bütün radyoları dinleyebilirdik. Yani radyo haline gelirdik biz. Yani mükemmel bir radyo tesisi haline gelebilirdik. Ama bizim radyomuz çok küçük boyuttaki frekanslar, belirli frekanslardaki, belirli dalga boyundaki sesler alabiliyor. Onları sadece yorumluyor beynimiz. Sadece onları yorumlayacak şekilde. Hepsini yorumlayacak şekilde olsaydı bütün kanalları seyrederdik. Yani tamamını, eğer tabii çapı beynin genişletilmiş olsa böyle bir sistem vardır. İşte cennette bütün kanalları alacak güçte oluyor insan beyni. Mesela onu da görüyorsun, onu da görüyorsun, onu da görüyorsun. Başka arkadaşını da görüyor. Yemekteki arkadaşını görüyor, peygamberimizi görüyor, sahabeleri görüyor. Bir başka yerde arkadaşını, eşini görüyor. Hepsini alıyor, bütün dalgaların tamamını alıyor. Yani yayımın tamamını alıyor beyni. Hepsini görüyor. Mesela bütün sesleri duyuyor. Peygamberimizin sohbetinde duyuyor. Eşiyle konuşmasında duyuyor. Efendim oradaki kuşların ötmesini duyuyor. Ağaçların şarkı söylemesini duyuyor. Hepsini ayrı ayrı duyar. Ama biz sadece bulunduğumuz yerdeki bilgileri alacak şekilde dizayn edilmişiz. Allah öyle yaratmış. Dizayn derken anlaşılması için söylüyorum. O yüzden de ana konu, yani asıl etkileyici olan konu budur. Çok hayatidir bu. Yani simsiyah bir dünyayı renkli ve aydınlık olarak görmek. Mesela güneş diyorlar ki pırıl pırıl bakmayın gözünüz kamaşır. Güneş simsiyah karanlıktır. Güneş kamaştırıcı bir özelliği yok güneşin. Beyin öyle algıladığı için göz kamaşıyor. Yani güneş sadece dalga üretir, o kadar. Dalga üreten bir sistemdir. Mesela sıcaklık, onu biz öyle algıladığımız için sıcak alıyoruz. Bir başkası için o buz gibi soğuk olur. Bir başka varlık için de hiçbir şey yoktur. Yani mesela cehennem melekleri var. Hiçbir şekilde ısıyı hissetmezler. Ve gayet de mutlular cehennemin içinde. Yani onlara bayağı hoş geliyor ortam. Rahatsız olmuyor. Yani onları rahatsız edecek, huzursuz edecek bir görüntü olmuyor. İnşallah. Maşallah. Ne diyorsun Belker'im bu anlattıklarıma? Hocam bir Kur'an ayeti okumak istiyorum. Hı. Anlattıklarınızla ilgili. Enfal suresi 17. ayet. Şeytanları Allah'a sınırım. Onları siz öldürmediniz ama onları Allah öldürdü. Attığın zaman sen atmadın ama Allah attı. Müminleri kendinden güzel bir imtihanla imtihan etmek için şüphesiz Allah iştendir.